Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 17. lemadan 3. nota, o notayı okumadan bir cümle okumak istiyorum ana sayfadan. Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud suretinde gördüğü için tahir edilmeden mealleri yazıldı bunlar. Bu gördüğü şeylerin şuhudi olduğunu söylüyor. Şuhudi. Üçüncü nokta, ey gafil Hasan, bil ki, herkes kendi isminde okuyacak, ders yaparken bile, ey gafil Said, ne okuyorsun kardeşim? O kendisini öyle görebilir. Ben öyle görmüyorum. Tarihçede geçiyor da onun için söyledim. Tevazu değil de söyledim, tarihçede var. Ustad kendisini beğenmeyebilir ki kemalatı böyle iktiza eder. Ama biz İslam ahlakımız ve aldığımız İslam iman derslerine mukabil kimden ne kadar istifade ediyorsak hürmet ve ne diyor onu konferansta? Ustad diyor hürmet istemeyebilir ama biz hürmet ve muhabbet miydi? Konferansta işte elde edilen istifadeye göre olur diyor. Biz diyor ediyoruz. O istemeyebilir ki istemez hürmet hizmetine mukabil. Ama biz hürmet ve muhabbeti elde ettiğimiz istifadeye göredir. Ayna korunmalı. Zira ayna masardır. Yani güneşi bizi gösteriyor. Kaynak değildir. Tarihçede de geçiyor, konferansta da geçiyor. Bu bir tuzaktır. Tamam mı? Bu tuzak. Ya ne böyle? O kadar şey veriyorsun. Ya vesile de Allah katında bir ayrı bir ismadır. Ağaçsız elma nasıl olacak? Tarlasız buğda nasıl olacak? Peygambersiz Kur'an olur mu? Nurcusuz Risale-i Nur olur mu? Olmaz. Acıtullah sebeplere müracaat acıtullah'tandır diyor ya. Evet. Yani tevfik ilahiye sebeptir. Yani sebepleri riayet etmek tevfik ilahinin refikine sebeptir diyor. Üçüncü nota, ey gafil Hasan bil ki Galat isnevinden Galat yanılması. Hemen ona şöyle bir şey yapayım. Uzak, bunu 25. sözden vereceğim mesela. Uzaktan baktığınız zaman diyor, dağın tepesi bulutla beraber bitişik gözüküyor. Değil mi? Veya deniz yüzeyi semayla bitişik gözükür böyle. Bu Galati basar, bu Galati histir. Ama gidin oraya, oho, mesafe var. İşte burada da böyle. Galati his nevinden gayet muvakkat dünyayı, gayet kesin dünyayı, kesin geçici dünyayı, laemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Yani ben mesela 1990'dan beri Zeytinburnu'na taşındım. Geldim. Değişen hiçbir şey görmedim. Şu yani bina, şu hastane olmuş. Aynı, köprüler aynı yani. Başka bir şey bilmiyorum. Şu hastaneyi biliyorum. Süleymaniye Hastanesi. Yeni yapılmış. Ufak da o. Yani ha olivum var. Ama şu anda gibi. Yani bu sefer etrafına ne misal verdim? Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bakıyorum. Kitap okurken ne diyorsa yapıyorum. Bir derece sabit ve müstabil gördüğünde. Hepsi sabit. Değişen bir şey yok. O beni aldatıyor. Müstabil gördüğünde fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinde baktım ya. Bakınca farklılık görmeyince aynı gözle kendime baktım. Oysa İstanbul liseler arası atletizm dördüncüsüydü. 82'de. Şimdi
bir 500 metre koştuğum zaman kalp parçalanacak gibi yapıyor. Ya ama o nazarla, örnek veriyorum yani, dersi doldurmak için şey yapıyorum, için imanı. Bak sabit görüyorum, aynı göz, döndürüyorum böyle, bakın. Kendimi de baki ve layık görüyorum. Ama öyle değil. Vallahi size şey mi söyleyeceğim ya? Yorulma denen bir şey bilmiyordum. Bilmiyordum. Bak 3 gün oruç tutmam lazım. O 26'ya kadar, 16 26 bir şey öyle bir şey bilmiyorum. Ya çünkü bu 50 ha bugün de 53 oldu. Bugün Ağustos oldu. Düşünün şu anda yaşımla gene duramıyorum değil mi? Merdivenle tak 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 gidiyorum. Ağla her gün yürüyorum ise. Ama bak öyle bir insandır. Şimdi 500 metreyi nabız tak tak yapıyor. Normal yürümem gerekiyor. Koşmam gerekiyor. Hani böyle koşucuydum. Ha, ne dedi? Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden size, sen 16 yaşındasın. Aynen. Böyle bir şey yok yani. Sizin gibi de değildim. Yorulma denen, bir tembellik denen bir şey yok yani. Zaten Allah da o nimeti üzerine bina etti. Fakat öyle değilmiş ya. Bak bitti. Laimut, kendimi daimi eski Hasan zannediyorum. Yok kardeş. Bitti. Bitiyor ya. Son kullanma tarihine geçiyorsun. Son kullanma tarihine gidiyorum. Garanti dönemi bitti. Garanti dönemi 33'tür. 33'ten sonra garanti, fabrika sahibi garantisini kaldırmış. Artık servislere gideceğiz. Garantisi yok. 50'den sonra istepne lastik de yok. Patlarsa patlamıştır artık. Lastiğiniz patlarsa, hani arabada var ya istepne lastik. Patlarsa yedek koyuyoruz. Yedek yok. İstepne lastiği de yok bu işin. 50.000. Acayip bir şey. Hani bu dersi de ben yapmam da ilginç yani. Yani siz mesela 30 musun Resul? 30 olsam bu fazla o kadar şey olmaz. Yani benim hissiyatım var burada. Ay, hissin yanılması derken abi, duygular, hisler, hani bir derste dedi ya psikoloji deseden duygular, hisler, hikmetlikler. Bu onun yaşın getirmiş olduğu hissiyatların insanı aldatmasını buluyor. Tabi. Mesela bir şey anlatayım size, daha iyi anlarsınız. Demir alıyorum, demir alıyorum, demirci. Var ya sokakta dolaş. İki günden beri tekrar ediyorum veya üç günden beri. Geldi gündeme. Bu durumda ranzalar falan vardı ya mutfakta. O enkazları gittim adama verdim. Adam eskide şey de satıyorlardı arabada. Mandal ve kutuda şey, o zaman adetti. Bardak. Var ya nepi. 15 seneye geçmiş, 15 sene. Adama eski hurdayı verdim. Dedi ki, beyefendi dedi, 10 tane mi, 15 tane mi, ha taş tahta, 20 tane. Mandal olur bunlar dedi. Mandal. Ya parayı vereyim ona, küçük parayı ne yapacağım, parayı mandal. Ya da kardeşim dedim, 10 tane, 20 tane mandal vereceğine, şurada 10 tane bardak versene paşa bahçenin. Bardak ufak. Onunla olmuyor dedi. O onun karşılığı değil. Olmaz. Nasıl olmaz dedim ya, ben bunu ranzalarda bu kadar şeyde kullandı, bu kadar hizmet etti yani bu. Bu kadar para vermişiz biz ona, nasıl 10 tane bardak etmiyor? Dedi ki, o değil artık dedi. O eskidi. Daldım böyle. Dalınca dedi ki adam, bak Risale okuduğumuz için her şeyde ders, ibret çıkartıyor ya Allah nasip ediyor. Daldım böyle. Ne oldu dedi, niye daldınız, çok mu üzüldün? Yok dedim. Ne dedi o zaman dedi böyle. Dedim ki, bak dedim bu ranzayı biz yaparken, bu demirlere ne kadar para vermişiz, ne kadar hizmet etti. Şimdi dedim 10 tane mandala ancak yapılıyor karşılığı. Ben dedim geçmişime bir bakıyorum Resul bak. 15 sene önce ne olan? 53'ten çıkar. Efendim. 37. Ha işte 35.
O zaman dedim, ona beyefendi, kardeşim dedim, ben dedim geçmişime bakıyorum şimdiden. Geçmiş bu kadar 30 senem geçmiş. 30 sene. Bu uçağı çıkarsan kaç çıkarttın? 33 mü? 37. 14 üte çıkar. 14, 15 çıkar bu uçağı. 24 işte. Ha, 24 sene. 24 sene geçmişime döndüm. Acaba 10 tane mandal mı yapar geçmişimin yaşantısı, kalitesi? 10 tane bardak mı? Adam durdu. Dedim ya inan dedim 10 tane bardak zor yapar. Bıraktı tahtı. Sen ne diyorsun dedi. Öyle, ama acayip bir şeydi. Adam sarsıldı. Demek ki ne yaptıysa bilmiyorum geçmişini. Allah söylettirdi ya. Sen ne diyorsun dedi. Bir dakika gelsene bu tarafa dedi. Metan aşağıda oluyor. Dedim bak. Ben dedim kendimden söylüyorum. Sen de geçmişe. Sen ben sana zamanda kullanılan demirler şu kadar fiyata almıştık, yaptık. Sen dedim hurdasını 10 tane mandala veriyorsun. 10 tane bardağı değiştirmiyorsun. Ben de dedim geçmişte bu ranzalar kullanılmıştı. Bir sürü. Şimdi geldim burada oturdum. Şimdi 53 yaşında söylüyorum. Bugün 53'üm ben. Geçmiş 35 senem. Acaba 35 senemle 10 tane mandal mı alınır? 10 tane bardak mı? Bakıyorum. Mandal alınır dersem küfran-ı nimet olacak. Mektubatta var ya. 10 tane tabii ki bardak alınır desem gurur kibir olacak. Seni küfran-ı nimetten ve gururdan koruyacak bir yöntem söyleyeyim. Hani var ya işte mektubatta. O zaman şöyle diyeceksin. Elhamdülillah. Hizmetine ve davasına kabul edip davasına koyup istihdam edene hamdolsun. İstihdam eden Allah'a hamdolsun ki 10 tane bardak ediyor. Onu da ona aittir. Hani deseler ki sana bak bu elbiseyle ne kadar güzelleştir. Tabii canım benden daha güzel olabilir mi? Küfran-ı nimet. Gurur kibir. Yok canım. Nerede güzellik? Allah Allah. Güzellik bize mi düştü yani? Küfran-ı nimet. Dolayısıyla sana giydiren elbiseye hakaret ediyorsun. Değil mi? Evet. O zaman küfran-ı nimetten ve gururdan seni alıkoyması için şöyle deyin diyor. Evet bende bir güzellik vardır ama bu güzellik bana ait değildir. Libası dolayısıyla bu libası bana giydirene aittir. Hem şükür oluyor hem küfran-ı nimetten kurtarıyor hem gururda oluyor. Dolayısıyla herkes geçmişine bir baksın. 10 tane mandallık mı? 10 tane bardaklık. Adam oturdu, hiç unutmuyorum. Dedi ki, sen beni tanımıyorsun değil mi dedi. Nereden tanıyacağım? Sana dedi 10 tane değil, o 3 tane kutu kup bardak veriyorum dedi. Al dedi, mandalini al dedi ama oturdu, çıkarttı sigarayı. Dedim ki, yok ben o kadar ucuz satmam bunu. Aile mandalımı ver, bardaktan istemem. Yok kardeşim, istemiyorum kardeşim. Ne dedi biliyor musun? Tabii ki dedi, bunu düşünebilen adam bardak alır mı dedi. Oturdu, ben binaya çıktım, camdan baktım, mübalağa etmiyorum, hala sigara içiyor. Yani düşünüyordur. 10 bardak mı, 10 mandal mı? Ne yapmış bilmiyorum tabii. Bakın bakalım 10 mandal mı ediyor? Mandal ediyorsa sizi çamaşır ipine asacaklar. Eğer bardak ediyorsanız soğuk ayran içileceksiniz siz. İnsanlar serinlettireceksiniz. Yoksa mandal alınıyorsa hiç şansınız yok. Güneşi çıkartacaklar sizi. Kurumak için o mandalı asacaklar sizi. Ne yapıyordur Osman? O. Mandal mı? Bardağı. Kör olası cehalet izah ediyor. Öyle der. Ya bak böyle aldatıyor. Hemen dön. Dön arkanı kardeşim. Arkana dön. Geçmişine bak. Allah Allah. Ya Rabbi ya. Sana sonsuz şükürler olsun. Nasip etti. Bunu üstad daha da 40 yaşına kadar böyle olmuş. Evet. Hemen ama ben de zannettim. Ben de öyle zannettim. Yani nurları tanımasaydı Mehmet. Sen de ben de. Ey Hoto. Ne olacaktın? Şimdi dağda olacaktın. Dağda. Öyle mi değil mi? Aman Allah'ım.
Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyoruz. İnsanlar kıyameti soruyor. Bugün çaktı bana, bir tane geldi. Ölüm, şey, can verme. Ne bileyim ya, bazen bu geliyor demek ki Müslümanlara yardım edeyim diye. Böyle ölüm korkusu bir geldi. Ne yaptım biliyor musun? Bir geldi, sardı beni. Allah'ım, Rabbim, rahmet ilahiyesini şöyle bir düşündüm. Ondan sonra Allah'ımın rahmetini bir düşündüm. Pat! Hiç tutunamadım. Çak çekip gitti. Güneş vurduğunca buz tutunamadığı gibi. Hemen Allah'ın rahmeti. Allahsız düşününce altında ezilirsiniz. Bak hemen altında ezilecekti, hemen Allah devreye sokuyor. Ama Allah'ın rahmeti. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyoruz. Ölümden korkuyoruz. Kıyametten korkuyoruz. Adam kanserden korkuyor. Sanki herkes kanserle ölüyor. Efendim trafik kazasından korkuyor. Aklını başına al. Hissi bir yani hissin yanılması ya. Evet, Galatis. His galip olduğu zaman akılda o devreden çıkıyor, aklını başına al diyor bu. Evet, çok güzel. Aferin. His devre olunca akıl devre dışı oluyor, zekavet oluyor. Akıl neydi? Aklı yapana, yani bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadı, bu aklı yapana, bu aklı tabi etmek akıllılıktır. Zira Allah'ın aklı yoktur, ilmi vardır. Allah aklı ilmiyle yapmıştır. Sen de ilmi aklın arkasına koy, direksiyonun arkasına. Burada his var, akıl devre dışı. Ya Kur'an da his bence de böyle de his nevinden diyor. Evet. His değil mi? Sanki hisse bence binler bu. Yok, Galat his nevinden. Mesela nasıl ki abi his seni aldatıyor, onun gibi sabit olan şey de seni aldatıyor. Ha bu his değil yani. Bana öyle geldi. Galat his nevinden. Hiç seni aldattığı gibi etrafın seni aldatıyor. Etraf sabit olan şeyle seni aldatıyor. Hissiyatın yanılması işte etraf ve... Galiba his tarihinden ne diyor o zaman? Nevinden. Yani hisse benzer bir şey. Halet olabilir diyorsun. Halet olabilir yani. Bir halet. Nasıl ki his seni aldatıyor, bu etraftaki sabit olan şey... Yani bir yaşın getirmiş olduğu bir şey, öyle mi? Yani olabilir. Mesela his olsaydı böyle diyebilirdi abi. Galiba hissin aldatması gibi. Ha, yani Galat his seni aldatıyor. Yani. Ama his nevinden diyor. Ama başka bir şey söyleyeyim sana karşılık. His bir nevdir, gruptur. Yani bir his değil. Yani her yaşta farklı geliyor. Evet, tabii. Mesela tek his değil. Hisler grubuna nev denilir. Koyunlar grubuna nev denilir. Köpekler bir nevdir. Çakallar bir nevdir. Kestaneler bir nevdir ya. Bu histir. Ama his yani. Hangi his ama? Şimdi hisler var, seni canlı tutuyor. İbadete, gayrete koşturuyorsun, hizmete, o da histir. Tamam? O da histir, o da bir histir. Hisler kötü değil ki. Ama hislerin içerisinde galat olan his, seni aldatan his. Galat his nevinden. Hani, aldatan nevinden. Yani hisin aldatan nevinden. Nevin içindeki grupta. Hisler mesela hak ve hakikata bağlar, tefekküre sebebiyet verir, ulvi mesela acımaya sebebiyet verir, şunu bunu aktif ediyor. His neydi yapalım? Şimdi dağcı dağın tepesine çıkmak istiyor, ipin ucunda demir var, çeviriyor. Attık mı? Attık. Takıldı mı da? Tırmanıyor. İşte o ipin adı histir. O yürüdüğü yer fikirdir. Yöntem, kural, usulünü bilmek tefekkürdür. Hedef de hakikattır. His bağdır. Seni bir yere bağlıyor yani. Hedeflere, gayelere, maksatlara bağlayan hisler oluyor. Mesela diyelim ki gelsiniz, bir kadına bağlar sizi, bir şöhrete bağlar sizi.
birisini öfkeye bağlar. En çok sizin için önemli olan söylüyorum. Kadın da değil sizin için. En önemlisi birbirinize imtihan. Takılır böyle. Ya Resul abi niye dedi ya? Emsalsın. Sen kaç yaşındasın? 31, 32, 30. Ya İsmiye, Resul niye böyle dedi ya? Allah'ım. En tehlikeli bu. Sizi kadınla deviremez burada. Sizi parayla, şöhrete deviremez. Öyle diyor zaten. Fena fil ihvandır. Fena fil nisa değildir. Fena fil ihvan kadın imtihanından daha dehşetlidir. Söyleyeyim size ilmi. Tarikatta ilk mertebe şeydir. Fena fil şeyh. Çünkü onun fazileti kemalatı var, benim yok. Ben onun faziletine fena olmam, esir olmam, iflas göstermem, ona tabi olmam, elini öpmem gayet ağır gelmez nefsime. Çünkü onun kemalatı var. Fena fil ihvan. Fena fil ihvan da terakki eden nereye gelir? Fena fil? Bir üstü tarikat. Demek ki tarikatçı değilsiniz. Ben tarikatçı. Fena fil resul. Şeyhine fani olan, o şeyhin böyle dedi, şeyhin böyle yaptı, şeyhin nimeti, kirayı, şeyhin nimeti olmasa bulamazdım, şeyhin şey olmasaydı bu lastik patlardı, şuydu buydu, hep şeyhinden biliyor. Bunda fena ola ola bir makam da kazanır, fena fil Resul. Resulullah şöyle dedi, Resulullah gitti. O imet etmesiydi, o bakmasıydı, o demesiydi, o vesaire. İkinci makam fena fil Resul. Sonra fena fil, fena fillah var. Allah böyle dedi, Allah şey yapmasaydı, Allah falan oraya kadar geldi. Tarikatta dördüncü mertebe ki en zor, en son mertebe. Fena fillah'tan sonra ne var? Allah'ta fena olmaktan başka makam var mıdır? Yoktur değil mi Osman? Var mıdır? Yoktur, yoktur, vardır. Şeyh'te fena olmak kolaydır. Niye onun fazileti var? Faziletinin esiriyim. Fena fillah var. Çünkü Allah'a itaat etmek kolaydır. Dava arkadaşına itaat etmek zordur. Şeyhe itaat etmek kolaydır. Çünkü nefsi ağır değil. Onun meziyeti var. Ben onun meziyetinin esiriyim. Onun bir sürü de özelliği var. Nefis beni ona karşı rakip yapamaz. Kandıramaz beni. Çok azdır. Onun meziyeti var ya. Fena fil Resulullah. Resulullah'a ya sen nasıl tabi oluyorsun ya, sen de adamsın da Resulullah niye tabiyorsun? Muhammed'e der mi yani? Muhammed'e sen de özelliğin var canım, sen de Kur'an okuyorsun. Muhammed'e niye tabisin der mi Osman? Diyemez, bu kadar da olmaz. Allah, he? Bugün diyenler var ama abi yani Resulullah da bizim gibi insan mı diyorlar? Abi. O be abi. İlk tane başka meşreplerde o çıkıyor böyle şey. O kime tabi oluyor biliyor musun? Şeytan tabi. Hayır, şeytan da değil. Şimdi diyorlar ki, Kur'an var. Esas onu alın. Peygamber de bizim gibi, İmam Azam da bizim gibi. Deyin kim bunu? Sen bunu doğuştan almadın. Bu fikri nereden aldın? Nereden aldın? Bir adam söyledi değil mi? İbn-i Teymiye demiş yani. Sahipleniyorsun yani. Yok bu İbn-i Teymiye dememiş mi bunu? Evet. Kur'an'ı alın. Peygamber de bizim gibi insandır. İmam Azam da bizim gibi insandır. Said Nursi bizim gibi insandır. Siz direkt Kur'an'a tabi olun fikrini. Sen nereden kaptın? Yani bilmiyordun ki sen doğuştan. İbn-i Teymiye'den aldın Vehhabi. Sen Kur'an'a tabi ol diyen İbn-i Teymiye'ye tabi oluyorsun. Kur'an'a tabi olmuyorsun. O fikri iddia eden, o davayı iddia edene tabi oluyorsun. Vehhabiler bu işte. Yine birisine tabi oluyor yani. Yani diyene tabi oluyorsun. Haberi yok. İmam Azam yerine, Resulullah yerine adama tabi oluyorsun. Bunu diyene tabi oluyorsun. Çünkü bu fikir senin değildi. Sana öğreten ne aitti? Sana kim öğretmişse ona tabi oluyorsun. Onu da değiştiriyorsun İmam Azam'a. Bu tabii neyi firavunlaştırılıyor mu abi yani? Onun Resulü ama benim gibidir yani. Tabii ondan zaten. Firavun firavuncuklardan hoşlanır. Bu aynı tehlike cemaatin içinde de var. Risale-i Nur esas alın. Risale-i Nur'un lügatını ve anası her şey oradadır. İza yoktur. Aslı bakarsın ne kadar sadık ya. Bunu diyen bir meşreptir, bir fikirdir, iddiadır. Bunun gösterdiği Risale-i Nur böyle değil. Bunu iddia edene tabi oluyorsun. Risale-i Nur'a tabi olmuyorsun. Çünkü Risale-i Nur
Şerri izah edin diyor Kastamonu 56'da. Adam diyor ki etme diyor. Etme diyene ittiba ediyorsun. Risalene ittiba etmiş olmuyorsun. Bir abi bulabilirsin diyor değil mi? Tamam, abi bulabilirsin diyor latif nüktelerden daire içinde diyor. Tamam. Şimdi tehlikeleri anlamıyoruz. Oysa laikalara şey yapsak, uysak tamam. Şimdi his, nereden oraya gittim? Bir şey hisler yanılması. Ha, hisler yanılıyor. Mesela bakın. Fenafillah'tan. Ha, fenafil oradan. Tarikatta dördüncü mertebe değil mi? Fenafil, şeyh. Şeyh. Terakki edince fenafil, resul. Fenafillah, en son tarikatta çok zor. Fenafil, fenafil ihvan. Niye zor? Allah'ta niye zor? Peygamberde niye zor? Çünkü arkadaşımın, dava arkadaşımla ben emsalim. Onun benden üstünlüğünü kabul etmem çok zor. Allah'ın üstünlüğünü kabul etmek nefsime ağır gelmiyor. Peygamberin üstünlüğünü kabul etmek nefsime ağır gelmiyor. Şeyhin üstünlüğünü, abinin üstünlüğünü kabul etmek nefsime ağır gelmiyor. Ama emsal olan kardeşimin üstünlüğü zordur. Onun için en zor, en son mertebededir tarikatta. Nurculukta ise ilk mertebe fenafil ihvandır. Ondan sonra fenafil ihvanı geçene nurculukta direkt aradığını aradığı zattan soruyor. Anladınız mı? En son mertebede başlangıçtır. Onların en son mertebesi nurculukta ilk başlangıçtır. Mukayese değil, terbiye. Çünkü niye? Tarikatta çünkü ilim yok. Kafa alınmamış, fındık gibi, hani şey demiyor, kalp geliştirmiş, kabak gibi şey. Ama Risale-i Nur'da ikisi beraber gittiği için kafada, kalpta, akılda şeydir, tasavvufta kalp gelişmiş, muhakeme yaptı ve ilim olmadığı için zikir tabii, hani yanlış haşa değil, tövbe estağfurullah da, yani mesleğini bilelim. İlmi kelam ise bunu esas almış kabak gibi, kalbi bırakmış fındık gibi. Cadde-i Kübra, sahabe yolu, mücedidler yolu, İmam-ı Rabbani'nin, Mevlana Ali Bağdani'nin, Bediüzzaman'ın yolları, İmam-ı Gazan'ın ikisi beraber. Ha, şimdi ne diyeceğim? Fenafil ihvanın zor olmasının sebebi hissiyatlar aktif oluyor. Çünkü onun bir meziyeti yok. Mesela şöyle diyeyim, siz 30 küsur yaşındasınız, 31, 32, sen 30. Benle rakip değilsiniz. Fenafil ihvan değilsiniz. Yani sizin nefsiniz beni rakip göremez. Çok zor. Sen de fena fil olabilir mi? Ben de fena fil abi olabilirsin. Ama birbirinize fena fil ihvan olamazsınız. Yani olamazsınız derken zor ya. Emsalsin ya. Onun reyi varsa benim de reyim var. Onun anlaşılması benim var. Hani nefis kandıran bu his yapıyor işte bunu. Bu da bir histir. Abi bu kadar biliyor ya. Bu kadar ömrünü vermiş ya. Bu kadar meşgul oluyor adam. Ya sen dur bakalım. Ha, bu da bir histir bunu kabul eden. His bağdır. İyi bağda var, kötü bağda var. Hissiyatların sayısı belli değil değil mi? Yok. Binler... Usta şöyle diyor. Tencere düşün, ateş verdik böyle bir kazan, su kaynıyor. Her zerrattan buhar çıkıyor ya. Usta diyor ki hissiyatlar için şöyle diyor insan penceresine. Memzuç kaynayan şey var, hisler var. Kaynıyor ya insanda, kaynıyor. Ne bin ya? Nihayetsiz. Hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar var. Özellikle gençlikte. Tabii ya. Onun için ben sizin yaşta olmak istemem vallahi. O virajları bir daha alamam. Yoruldum ya. Kaç defa sizin yaştayken Allah'tan ölümü istedim. Allah'ım dershaneden canımı al. Ya dershanede kalmak çok zor. Yani nefsi arzularından değil ha. Emsallerle kalmak çok zor. Çok zor bizim zamanda ya. Baskınlar var, zulümler var, işkenceler de var. O da bir başka. Ailenin ayrı kalmayacak şeyler, o ayrı başka. Bir de kardeşlerle yapıyoruz. Biraz da böyle psikolojiden anlamayan, biraz anlamayan bir abi de başınızda varsa Allah hepten derdinizi verdi demektir. İlim ehli olabilir. İyi bir usta, laikacı olabilir ama biraz böyle insanı psikolojisinden anlamıyorsa belki Resul'ü seni hissettiğimi söyleyeceğim. Psikoloji dersleri böyle fazla o kadar şeyi alamıyorsun yani.
oğul 30 yaşındasın, öyle fırtınalar sizi bekliyor ki buna karşılık verecek önce de malzemen yoksa inim inim inlersin, Hasan abini mumla ararsın. Ben sizdim, 30 yaşındaydım, şimdi oldum 53. Ama siz ben değilsiniz şu anda. Ben siz olmuştum, sizi biliyor. Bazı düşünceleriniz var. Risale'de böyle dilek yapmak varken psikoloji nereden çıktı? İnim inim inlersen, bir yerde abi olursan, oradaki nurcu, cemaatin, kadının, erkeğin, çocuğun, yaşlının vesaire sana çözüm için müracaat ettikleri zaman, o zaman ya hakikaten ya nasıl bir şeydi? Ve içsel aleminizde var ya, körsün, sopayla çare, körsün, sopayla dolaşırsın, iyi dinle. Kulağın sağır, aletle deliyorlar kemiğe, cihaz koyuyorlar, çare. Ayağın gitti, ortopedi çare. Psikolojin gitti, her şey gitti. Bak onu sen anlatırken şurama sancı bastı şuraya. Tam sol tarafa bak. Bak gidiyor. Kim olduğunu da biliyor. Anladın mı? Yani buna değer verin. Nereden çıkartıyorsun dedim. Risale-i Nur'da söyledikleri var. Söylediklerin içerisinde söylemek istedikleri daha çoktur. Oradan çıkarmaya çalışıyorum. Kur'an söyledikleri var. Söylemek istedikleri daha çoktur söylediklerinden. Anladınız mı? Çok lazım o. His. Peki sizin yaşında bu oluyor mu? Galata hisine evinden oluyor mu? Oluyor tabii. Ama sen artık baktın. Yani dünyaya şöyle oluyor. Yani her derece derece oluyor. Da senin mesela 60 derece bir fırtına geliyorsa bana 40 derece de fırtına geliyor. Yani şöyle yapıyorum. Ama eğer bunu ben beceremezsem senden daha kötü olurum. Yaşlar daha kötüdür. Yani eğer geçmişteki kazanımların tecrübeye dönüşmemişse, gelen hissiyatlar, gelen fikirlere karşı geçmişte muvaffakiyetlerini hatırlayıp kullanırsan o tutunamıyor. Bütün psikoloji hastalar buradan kaynaklanıyor. Geçmişindeki kazanımlarını, tecrübelerini yeni olan sıkıntısına kullanamıyor. Bir daha bunun canlı olması için, bu hislerin ağırlık olması için söylüyorsan, diyor bu şehri 100 defa mezarlarından çevirelim diyor, ölüm diyor. Herkesten daha ciddi bir şey istiyor diyor. Evet. Yani bu gaf, yani bu hislerin aldatması için bu şekilde tefekkür yapmak lazım abi. Bu hislerin aldatmaması için, yok mu ekseri bir zikradı mü lezzat, ölümü çok zikredin, şöyle yapın, böyle yapın, külliyatta bu hisleri aldatmaması için çok şeyi anlatıyor. Ben size bir cümle söylemek istiyorum. Ona çok detay. Ne olmak istiyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz? Nerede kendinizi görmek istiyorsunuz vesaire? Hepsinin cevabı şudur. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Kumar bile, menfisini bile söylüyorum. Kumar bile, top oynamak bile, futbolcu bile tek başına insan olamaz. Tek başına kumarcı olamazsınız. Gelişmez kabiliyetiniz. Tek başına futbolcu o oynayarak gelişemez. Ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla o grupla beraber olun. Elfusçu mu olmak istiyorsun? Zahicilerden uzaktır. Topçu mu olmak istiyorsun? Kumarcılardan uzaktır. Kumarcı mı olmak istiyorsun? Topçulardan uzaktır. Nurcu mu olmak istiyorsun? Tarikatta olma. Tarikatçı mı olmak istiyorsun? Nurculardan istifade et. Tamam. İstifade edebilirsin. Nurcu, Risale okuyabilirsin. Daha kaliteli. Yani ne olmak istiyorsanız, senden önce olan bir grup var mı konuda, seni olmak istediğin? Ha onlar varmış, orada ol. Ha, çok anlatma yerine bu kadar, kısa. Mesela bizim bu dairede, hem zahir hem batın beraber işleniyor ya. Bu tür merak edenler tutunabiliyor. Sırf lügatla yetinenler ve içerisindeki manadan sıkılanlar burada duramaz, durmamalı. Zaten onlara diyorum ki gelmeyin. Gelmek zorunda değilsiniz. Gelme kardeş. Gelirsen zaten bana zarar verirsin. Bana ne kârın var? Çay içiyorsun zarar. Tuvalete gidiyorsun, kağıt harcıyorsun, su harcıyorsun. Bana zarar. Ya Allah aşkına doğruyu söylüyorum ya. Gelip de bana ne kârın var ya? Sen para almıyorsun. Bir de sorun yapacaksın bana burada. Ha ne olmak istiyorsa gruplar her çeşit var. Onun için büyük nimet, zenginliktir. Gruplar 10 tane, 50 tane olsa keşke. Vallahi keyif alıyorum. Tarikat abi 5 tane, keşke 50 tane olsa. Herkes hissiyatını görüyor, yok bulsun ya. Ortada değil. Ha, git.
Evet, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi. Yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Niye alamadı? Çünkü his galip. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Değil mi? Sen ve hususi dünya. Sen ve hususi dünya. Sen ve hususi, seni ayırdı. Ayırdı tabi. Hususi dünya ne biliyor musun? Sen, ben. Yani sen, ben var ya. Dünyadaki konumun. Ama bir de benim hususi bir dünyam var. Gömlekten içeriye. Atletim, vücudum, hissiyatlarım, duygularım, aklım ve ruhum. Aklım ve ruhumun arasında şey var bir de. İnsanlık. Bab-ı insaniyet. Bab-ı insaniyet, insan değil. İnsanlık hakikati. İsmi Hakim ve Rahim'in cilvesidir. Oradan insan girecek. Bunlar bizim hususi dünyamız. Nasıl fena ve darbeye... Ya bir şey geliyor, bir kötü haber geliyor. Bir değişik fikir geliyor. Lap diye dışarıdasın. Bina şu cesetten içeri hususi dünya. Cesetin dışarı alemde yani senin... Sensin. Dünya. Genel dünya. Ama genel içinde sensin. Ben mesela burada bir binada beraberiz değil mi? Kaç kat burası? Altı mı? Altı kat. Altı kat. Tabii bu kadar yerlerimiz vesaire. Arkadaşlar da var, arkadaşlarımız da beraberiz. Bunun içerisinde ben bir ferdim ve bir kişiyim yani. Bu benim yani. Hepinizle beraber. Ama bir de benim hususi bir dünyam var ki siz ondan haberiniz yok. Aklını başına al diyor. Aklın nerede ki? Hissiyatı neredeyse orada. Dünyanın keyfiyeti, hususi dünyanın keyfiyetine. Karıştırma. Bağlı. Karıştırma. Bütün kavgalar zaten hususi dünyasını umumi dünyayla karıştırıyor. Mesela yanlışlık nereden çıkıyor? Neydi? He? Tatbiki nazariyat. Aferin. Muktezi. Nereden mi? Muktezi hayale mutabık olmayınca mesela. Düşünmemekten yani. Tabii doğru bildiğim bir şeyi o doğruyu, doğru olabilmesi için doğru yerde, doğru insanlarla yapmak. Muktezai hal. Yani tatbiki nazariyattan çıkıyor yanlışlık. Yanlış olduğundan değil. Sayfa kaçtı? 18 abi. 18. Divan-ı Harbi. Oku bakayım o cümleyi. Yanlışlık tatbiki nazariyat ve muktezai hale düşünmemekten çıkar. Muktezai hale düşünmemek. Yani bir doğru olabilmesi için kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat ve uslupla ifade etmek. Etmesen doğru yanlış hizmet eder. Tatbinin nazar nasıl oluyor? Tatbinin nazar ne? Yani mesela ben bunu ortaya çıkartacağım ama mesela bir şey anlatacağım sana. Bir yanlışım var tamam mı? Ben abiyim diyelim. Sen bir yanlışını gördün. Milletin içinde tatbiki nazara. Mehmet! Ne biçim adamsın lan öyle olur mu ya? Veya başka bir tanesi. En masumane söyleyeyim. Yanlış yerde. He? Doğru ama yanlış yerde. Yanlış yerde. Yanlış oluyor bu sefer. Veya Mehmet demiyorum. Bazı arkadaşlarımız var ki keşke böyle değil de direkt söyleseydim daha açık olurdu. Böyle yaparak daha beter yapıyorsun ona. Çünkü artık yüklenmek için hiçbir perde yok. Mehmet deyince ben biraz beni durduruyor siması. Bir arkadaşlar var ki bir kardeş surata da bakmıyorum. Öyle bir anlatıyorum ki açık olsaydı daha açık olurdu. O da yanlış. Bu ne? Tatbiki şey, muktezai hale mutabık değil bu fiil. Bu söz yanlış. Her doğru her yerde değil. Söyleme değil. Çok acayip. Mesela bugün merak ettim, yürümeye çıkıyorum her. Her gün yürümeye çıkıyorum. Bugün merak ettim. En çok gıybeti kim eder diye kulağıma bir ses böyle hisseder gibi hissettim. Lan ne alakası var ya, yürüyorum ya. Gıybeti kim eder en çok? Zalim, zelilin silahıdır yani. Üstünü zannetmeyin. En çok gıybet eden taassup ehli yapar. Taassup ehli kimdir? Taassup diyor, cehaletten ve Adem-i muhakemeden çıkardı. Yani cahil ve muhakeme edemeyen taassup olur. Taassupçular da gıybetçi olur.
Taassupçular tenkitçi olur, tenkitçiler gıybetçi olur. Hasetler çok gıybet eder. Hasetler çok gıybet eder. İşte on, zaten o doğuruyor. Taassup, hasedi doğuruyor zaten. O işte. O taassup eden zelil insandır. Çünkü üstlerinde evet. Bir gıybet diyor, zelil insanı silahı. Evet, şimdi devam edelim. Sen ve hususi dünyan daima zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Sakın bu galati hissin ve mal atan, bir daha. Senin bu galati hissin ve mal atan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynesini bir haneye veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynede görünür. Etna bir hareket ve küçük bir tegayür aynenin başına gelse, misali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Yani şu, aynayı tuttuk, bahçe burada gözüktü. Şimdi senin ayna kırılsa bahçe ne olur? Senin bahçen. Bahçe kırıldı. Senin bahçen kırıldı. Ama hakiki hiçbir şey yok. Aynadaki bahçe kırıldı. Evet. İşte her bir insanın hayatı bir aynadır. Bu aynada umumi bir, yani bu benim hayatım bir aynadır. Bu hayatımda umumi bir hayat gözüküyor. Sürekli zeval ve fenalar oluyor. Evet. Evet, devam. Burada zevaller oluyor, kırılmalar oluyor, dağılıyor. Kırılıyorum, moralim bozuk oluyor, birisini kafaya takıyorum. O gidiyor ya, böyle kalp sipsi oluyor. Mesela bir tanesine dedim, bazı düğün salonlarında vesairede gidiyoruz yani konuşma yaparken. Her çeşit ampul var, yeşil, mavi var, sarı var vesaire, değil mi? Işıkta tak 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 tak. Hiç gördünüz mü siyah ampul? Siyah, dedim ki bir derste. Siyah ampul gördünüz mü? Siyah ampul içi yanarsa nur, içi nurdur. Ama zulmet veriyor. Ne dedi biliyor musun? Abi de zulmet vermez dedi. Ampulün içini yakarsanız. Ne oluyormuş biliyor musun bak? Dedim ne olur biliyor musun? Ne abi dedi? Buzdolabı soğutmuyor. Ne yapıyor? Sıcağı üzerine alıyor. Sıcağı üzerine alınca eşyanın tabiatında soğukluk vardır. Ademidir soğukluk. Varlıktır, vücuttur sıcaklık. Sıcağı alırsa tepesine soğukluk biniyor. Allah hastalık vermiyor dünyada. Siyatını alıyor, tepene hastalık biniyor. Ahirette Allah şafi nasıl tecelli edecek? Hiç hastalık yok. Devamlı siyat tecelli ettiği için. Şimdi o ampul ne yapıyor biliyor musunuz? Aynı kanı çoğalttım. Ampulun içerisinde ışık var ya, nur. Ama ampul siyah. Zulmet vermiyor. Nuru üzerine alıyor. O için etrafı karanlık oluyor. Zulmet vermiyor. Adem olduğu için. Nuru içine alıyor. Kara delik gibi. Anladınız mı? Dedi ki abi ya Allah Allah. Niçin siyah ampulun çevresi karanlıktır? Karanlık yaydığı için değil, nuru içine soktuğu için. Buzdolabı niçin soğutuyor? Soğuk vurduğu için değil, sıcağı üzerine aldığı için. Klima soğutmuyor ki, havayı alıyor. Üzerindeki o ısınmış suyu havadan ayrıştırıyor. Su olarak hortumla klimadan aşağı koyuyorsun ya. Üzerine sıcak suyu, havanın içinde olan sıcak nemi alıyor, kenara koyuyor. Havayı bıraktığın zaman soğuk hava geliyor. Çünkü soğukluk yapmak için bir şey gerekmiyor. Ademi vücuttur. Hisler de böyle kara delik gibidir, ampul gibidir, siyah ampul. Hakikatleri yutuyor. Yani pozitif enerjiyi kendine çekiyor. He? Pozitif enerjiyi sana... Kesinlikle. Mesela bu çok iyiydik ya, havamız iyi ya bir seneden beri.
Ya kendim bir kötü haber geliyor veya kendimi güvensiz hissediyorum. Ne bileyim bir hatıra, bir öpmek, bir tane, ne, öyle demiyor mu? Ondan sonra bizi çökertiyor. Kaç taneydi onu sayayım çünkü soracaklar abi neydi diye. Kaçtı. İnsanı çökerten 4 tane mi ne madde var? 14. notu aldım. Oraya gidiyorum ama gidemedim daha. 136 aldım. Buldum. Diyor ki, dikkatle bas. Bir lokma, kara delik. Bir kelime, kara delik. Bir tane, bir lema, bir işaret, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. His, ya ne olacak? His basit bir şey. Düşünce basit. Hayır. Çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasından gök yıldızlarıyla beraber içine gark oluyor, hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda senin sayfa-i amalin, ekseri ve sayfa-i ömrünün alev içine girdiği gibi çok cüz'i küçük şeyler var, öyle büyük şeyleri bir cihette yutar, istihab eder. Bir hatıra, bir düşünce, bir lokma, bir öpmek, ne bileyim bir lema, hop, kara delik oluyor, mezarlık oluyor sana. Gayet de insanın batacağı noktaları söylüyor. Evet, kuyu. Bu onun için saydım. 5 tane miydi? Bir lokmada batabiliyorsun. Evet. Kelimede batabiliyorsun. Öpmede batabiliyorsun. Okuyorum. Bir adam, diz hükümde bitireyim. Bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehire veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Ayna ve hayatımız da aynadır. Bu umumi dünya burada gözüküyor. Etna bir hareket ve küçük bir tegayür aynanın başına gelse, o misali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe, yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün bir aynedir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Çok acayip ya. Senin hayatın ve ömrün, hayat, ömürle hayat arasında ne fark var? Hayatın devam ettiği süreç, ömür. Çok güzel. Yani kalma müddeti. Ömür, kalma müddeti. Ecel ise bu dünyadan çıkış sebebi. Kanserle çıkıyorsun, trafik kazasıyla çıkıyorsun. Ecel tezkeredir. Askerlik neyle yaptın Osman? Neciydin? Sen neciydin? Piyade. Piyade ama neciydin? Makine. Tüfek. Sen? Muhafız. Sen? Sen uzun boylusun ya muhafız. Uçak savarcı. Uçak savarcı. Ben de kademeciydim. Niçin söyledim? Çıkış belgemizde kademeci yazar. Kademeci çavuş, kademe. Uçak savar yazar. Bu ne demek? Ecel tezkeresi. Tezkere bu. Tezkeremizde çıkış askeri tersi olma sıfatı. Askerlik ise 1,5 sene kalır. Derecen yani. He. Yok derece değil, ne yaptın, iş. Ha, ömür... Bu hayat içinde bulunduğun miktar. Senin hayatın ve ömrün aynıdır. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Son cümle. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. Bu yükleri tevehüm ebediyetten ortaya çıkıyor değil mi abi? Tevehüm ebediyetten oluyor. Yani ebedi yaşayacak gibi bir duygu olan bir insan, bütün gayreti ebediymiş gibi mal biriktirir. Ebedi kalacak gibi para biriktirir. Ebedi kalacak gibi karısından şundan ona bak bu kadınla yaşanır mı ebedi ya? Bu işte ebedi kalınır mı ya? Ya ebedi bu hastalıkta yaşanır mı ya? Ebedi. Bilse ki bitecek, ya çok yakında bitecek. Sabreder ve kanaat eder.
Ebedi zannettiği için hayatına bu kadar külfetleri yüklemiş. Ebedi kalacak gibi para biriktiriyor. Bir bakıma ki para biriktirmek acaba 60 sene için midir? Hepimize söylüyor. Giyip de yıpratabileceğimizi zannedebiliyor muyuz elbiselerimizi? Tevhem ebedi değil mi? Tevhem ebedi. Yaşlılıkta da mal sevdası artar diyor. Evet. Namaz basmadı mı? Yani sana namazda usanç veren tevhem ebedi diyor. Yani evet, namazdan niye usanç veriyor? Ulan bu kılınır mı ya sonsuz ya? Her gün, her gün, her gün. Oysa her gün değil, ölünce bitiyor namaz. Bitmediğinden usanç veriyor, ölünce bitiyor. Ve bitecek. Tevehüm ebediyetten namazdan usanç geliyor. Tevehüm ebediyetten dolayı dünya perest oluyor, mal düşkünü oluyor. Karısına kanaat etmiyor, başka kadın arıyor. Ya bir taneyle olur mu ya sonsuz ya? Aslında abi... 5 vakit yok, 1 vakit insana farz. Tabi o kadar. Mesela şu anda bana ikindi vakti farz değil. Çünkü daha gelmemiş. Evet. Bunun için ben düşünüyorum. Doğru. Yani tevehüm-ü ebediyet bize tahammül ve sabır kuvvetimizi tarumar ediyor. Tahammül gücümüz ortadan kalkıyor. Tevehüm-ü ebediyet. İkinci, ebedi yaşayacak gibi. İkinci lemada ona değiniyor zaten. Sen insanın gafletiyle. Fani hayatı, baki tevhüm etmesini bir de... Üç tane diye zannediyor. Say bakayım. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa... Her musibete karşı gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle... İnsanın gafletiyle... Fani hayatı, baki tevhüm etmesiyle... Ani. Sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez çekmeye başlar. Şimdi nasıl okuyacağız, nerede çıkarıyorsun diyecekler. Sabrı tarumar eden dinamit nedir? Sabrı ortadan kaldıran üç tane sıfatımızdır. Bir, vehmi tahakkümüyle, vehim aklidir. Yani tasavvurdadır. Olayları yorumlayamamaktan, vehmi tahakkümüyle, İnsanın gafletiyle, fani hayatı baki görmesiyle sabır olmuyor. Baki görünce bu kadar sabır mı olur değil mi abi? Peki, vehmi tahakkümüyle, vehim neydi? Tasavvurda bir birimdi. Yani yoku var, varı yok gösteren bir şey. Vehim, böyle bir latife, farkında ol. İki, insanın gafleti, kim olduğunu bilmiyor. Nereden geldim, nereye gidiyorum, neciyim, burası neresi? Gaflete sebep bu soruya cevap aramamaktan geliyor. Eğer bu soruya ciddi cevap ararsan, nereden geldim, nereye gidiyorum, burası neresi, ben kimim? Gaflet kalkıyor bu cevapta. Üç, kendini baki tevhim etmesiyle. Ya Allah Allah ya, sonsuz, ben ne yapacağım ya bu arabayla ya? Yaya mı gideceğiz lan iş yerine sonsuz? Ya bu kadınla, bu adamla sonsuz yaşanır mı ya? Dershanede sürekli kalınır mı ya? Sürekli kalınır mı dershanede? Ölünce bitecek kardeş, merak etme, yakalanır için. Ben ölünce de kalmak isterim abi. He? Manen ölünce de kalmak isterim. He yani bak Rüştü abi kaldı mı? Rahmetli gitti değil mi? Zübeyir abi gitti. Üstad gitti. Sonsuz kalınır mı ya? Eğer bu olmazsa, tevhüm ebediyet olmazsa kalırsın, tahammül veriyorsan. Sabır tarumar eden sıfat, vehmin tahakkümüyle, insanın gafletiyle, baki hayatı, fani hayatı, baki görmesi. Sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıyor, hazır zamana kalmıyor. Buradan da fırsat buluyor, Galatis çıkıyor. Galatis'te ne yapıyor? Aklı devre dışı yapıyor. Kendini lahmut zannediyor. Çelikten ve demirden zannediyor. Ölmeyecek zannediyor. Peki bu ölmeyecek zannediyor. Kendi baki olunca bütün tanzimatlarını da öyle yapıyor. Ebedi bina. Ebedi araba. Onun için ikide bir ben arabalara şöyle bakıyorum ve baktırıyorum. Dostlarıma da söylüyorum. Fani Mercedes, fani Opel, fani bilmem ne. Fani bina. Fani Ayşe, fani Hasan, fani Hüseyin, fani Ali. Fani Fatıma, fanilik damgası gör, kalbe girmiyor. Onun için madem öyledir sen, bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
yükletmenin sebebi altyapıları bunlar. Vâsır davâhum en elhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-salâvâd.